Birazdan tren'e bineceğiz. Önce pembe hattan gidip Stockholm City, yani ana durakla ineceğiz. Sonra oradan mavi hata bineceğiz. Akalla yazan bir trene binip mavi hattan Husby durağında ineceğiz. Pembe hattan indik, mavi hatta geçeceğiz. Onun için de kat değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi her hattın, her farklı renkteki hattın katı farklı. Gerçekten de sola dönmemiz gerekiyormuş. Şuna hemen yetişebilirsek. Az önce trenden indik. Bu sefer kırmızı hatlı otobüslerden birisine bineceğiz. 311'miş. Evet, buldum. Şurada. Şuradan bineceğiz. Bu Brumma plan diyor. Buradan. Otobüse bindiğimiz zaman o bizi Husby'ye götürecek. Husby'de işte bir 10 dakika falan yürüyeceğiz. Sonunda da Björn Ironside'ın mezarına ulaşacağız. Hattına bindik. Yol üzerinde Husby diye bir durak olacak. O durakta ineceğiz. Oradan bir 10-15 dakika kadar yürüyünce de bir ön mezarına ulaşmış olacağız. Şu velet caminin önünde dilendi geceni 2 saatlik bıdı 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 hiç susmadı, oturup dilendi geceni şu çocuğu. Orada güneş enerji panelleri var. Yaklaştırınca belli oluyor mu bilmiyorum ama. Oraya hep panel döşemişler sanırım. Hep o evde oturanlar enerjilerini kendileri üretiyor. İleride bir göl var. Rahat çiftliği gibi bir yer sanırım. Burada İsveç bayrağı falan var ileride. Şurada da atlar var. Şimdi bir yerde indik. Burası gerçekten hiçliğin ortası. Nasıl geri döneceğimizi bilmiyorum ama. Vallahi otobüsü kaçırırız. Hadi bir şey fark ettim. Genelde böyle iyi araçları yaşlılar kullanıyor. Sanırım birikimini yapmış, hani artık düzenini kurmuş dayılar falan ya da teyzeler. Onlar böyle daha üst düzey araçlar gibi. Ama böyle gençler, orta yaşlılar falan. Genellikle bizim Türkiye'de kullandığımız orta segment araçları falan biliyorlar. Koskoca bir yönün mezarı. İnsan bir tabela mabela bir şey koyar. Yani şuradan gideceğiz, şu yolu takip edeceğiz. Google Maps'e göre ama. Husby, aynen şurayı göster. Ha, binerken, bak unutma, binerken şu durağa buradan bineceğiz, tamam mı?
Artık bir saat mi bekleriz bilmiyorum ama. Şimdi yolu neredeyse ayarladık. Yolun üstünde böyle şey var. Sanırım çiftlik evi. Bunlar tek bir kişiye mi ait artık, şirketin falan mı? Birkaç kişinin hissesi mi hiç bilgim yok. Böyle atlar falan var ileride. Şunların ne olduğuyla ilgili hiçbir bilgim yok. Şey, böyle plastik poşet mi artık neyse. Çiftliklerde bunlardan bir sürü gördüm gelirken. Şu ilerideki şeylerde de var. Çiftliklerde. Bir şöyle çevireyim. Tamam. İşte bir 600 metre daha gideceğiz. Çünkü 1.2 kilometre gösteriyordu. Yolun sonunda Björn'ün şey var. Göle yakın bir yerde böyle. Björn'ün mezarı varmış. İnternetten baktığım görsellerde falan o dizideki kılıç kaldırırken ölmeden önceki sahnesini falan gömüt taşının yanına koymuşlar böyle. Bir tane haç görmüştüm. Ne alaka bilmiyorum. Onlardan falan vardı. Aa, sinek. Git git. İyi ki sinek yok dedim. Şöyle göstereyim arka tarafta. Şu ilerideki yoldan geldik biz. Biraz ileride birileri var. Belki ondan sonra. Evet, özel mülke girmişiz. Az önce deniz kenarında yüzen bir aileye sordum. Şöyle ayıp olmazsa uzaktan göstereyim. Orada bir dayı var. Ailesiyle yüzüyor. Neyse, çok göstermeyeyim. Kadın geldi. Çok nazikti böyle. Özür dilerim falan dedim. Bir önün mezarını aradığımı söyledim. O da tekrar yukarı çık. Biraz daha 100 metre git. Oradan sonra aşağı in dedi, atların olduğu yolda. Oradan işte ulaşmaya çalışacağım. Bu biraz ufak ama ya. Seveyim mi? Seveyim mi? Bir tane. Çifte yemeden kurtulduk. Devam. Şu yoldan bir 100 metre daha gidecekmişiz. Şimdi şurada şöyle bir şey buldum. Bir bakayım. Aa, harbi ha. Björn's Hök diyor. Acaba gidebiliyoruz mu? Björn Jernsidas Hök. Oğlum suç mudur acaba girmek ya? Bu tepe mezar gibi, hani yüksek bir yere gömmüşler. Bizdeki kurgan mantığı sanırım. Bir tane bakayım. Abi geçebileceğim de bir yer yok. Adamlar herhalde bilerek kapatmış. Ama yasak işareti de görmedim ya. Bak zaten başkaları da geçmiş. Ben başıma bir iş gelmeden mezar görüp gideyim. Başka hiçbir isteğim yok. Sanırım en tepede bir yerdedir ya. Ama şu sağdakinde mi soldakinde mi? Hiç bilmiyorum. Bir de benim baktığım görsellerde böyle daha düzlük bir alanda gibiydi de şu an burada her tarafa aç. Şu kaya mı acaba? Bir tane şöyle gideyim. O soldaki tepedeymiş. Yani budur herhalde. O harbiden bu. Abi şaka gibi.
Torun çekici. Bunun hangi işaret olduğunu bilmiyorum da Nordic Cermen yıldızı mı ne öyle bir şey olabilir. Orhan şu an bir yazısını okuyor. Dur daha değil. Bu güzelmiş. Burada şey var. Adam kendi oymuş. Kılıç falan var. Aa, mum koymuşlar buraya yakmak için. Burada ne var? Euro falan koymuş adamlar. Şaka gibi ya. Bunlar ne parası mesela? Bir bakalım. İşte Danimarka kronu. Denmark. Danmarks. Telefonum bile bozuldu. Bu toka sanırım. Bir tane hanım efendi tokayı geçmiş. Evet, Björn'ün mezarına. Çiçeğimizi koyduk biz de. Gerçekten yani eğer bu adamın mezarıysa, gömütüyse utanç kaynağı. Çünkü düşün, tarihteki en ünlü komutanlarından, en ünlü krallarından birisi. Hani doğru düzgün bir işaret bile yok. Şuradan şu şekilde gidersiniz diye. 3-5 çubuk falan koymuşlar. Şunlar zaten Nordik yazılar, eski İskandinav yazıları sanırım. Vay be. Ve etrafı böyle şey, hani bir yol falan da yapmamışlar. Bir tepenin üstünde kenarda normal çiftlik evleri falan var. Oradakilere de sordum da çok normal, hani şurada ileride falan dediler, çok önemli bir şeymiş gibi değil. Ya biz yanlış geldik bir yönün mezarı diye. Yok, bu internette gördüğüm görseller de buydu. Hani bundan başka. Ya da adamlar hiç umursamamış ya da hani saygılarından doğal haline bırakmışlar. Bilemiyorum. Şimdi biraz da tarihi olaydan bahsedeyim. Bildiğim kadarıyla Björn abimiz bazı kaynaklarda Ragnar Lothbrok'un oğlu olarak geçiyor. İşte bu kemiksiz Ayvar'la birlikte falan. Bunların kardeş olduğunu söylüyor bazı kaynaklar. Kimi kaynaklar bunların hiçbiri birbiriyle kan bağı yoktu hiçbirinin. Ve yalnızca bunlar boy beyiydi burada. İngiltere'ye gidip toprak yağmaladılar ve öyküleri efsaneleşsin diye de böyle birbirlerinin tek bir atadan geldiğini iddia ettiler. Ragnar Lothbrok'un o yüzden bazı kaynaklarda gerçek bir karakter olmadığı söyleniyor. Björn de işte Ragnar'ın oğlu olarak geçiyor, Ragnar Lothbrok'un. Ragnar İngiltere'de bir sürü yağma yaptı. Dizi izleyenler bilir zaten. Yakıp yıkmış bir lider. 6 yüzlerce yıl boyunca İskandinav halkları tarafından söylenip gelmiş. O yüzden bugün altına bir fikri de var. Aynar Selvi'nin. Björn de babası gibi İngiltere'ye seferi var mı hiç hatırlamıyorum ama şey biliyorum, Cebel Tarık Boğazı'ndan geçip oradaki Endülüs Müslümanlarıyla savaşıyor. Bundan eminiz. İtalya'ya gidip Roma sandığı bir şehri, kendisi Roma olduğunu düşünüyor. Kuşatıyor, orayı yağmalamaya falan çalışıyor. Yapamıyor. Sonra dizide gördüğümüz o olay yaşanıyor. Aslında Ragnar'ın yaşadığı olay Björn yaşıyor. Yani kendisini bir tabutun içine koyduruyor. Hristiyan olacağını ve Hristiyan gibi defnedilmek istediğini söylüyor. Şehrin içine o şekilde girince adamlarıyla tabutun içinden kılıçları, silahları çıkartıp şehrin kapılarını açtırıyorlar. Sanırım dizide prensesi esir alıyordu ama gerçekten nasıl bilmiyorum. İşte o şekilde şehri yağmalıyor. Oradan da çıkıp geri dönüyor. Nasıl öldüğüyle ilgili bir bilgim yok. Buraya gelip yaşlılıktan öldü diye hatırlıyorum ben ama asıl olay ne bilmiyorum. Dizide zaten dizide Ruslar tarafından öldürülüyordu. Bir Rus askeri çok atıyordu. Ona karşın işte kılıcını çekip İskandinav ordusunu saldırttırıyordu Vikingler. Olay dizide böyleydi. İşte buraya zaten koymuşlar torun çekici. Bu daha önce de söyledim, Cermen yıldızı mı ne artık. Burada da bir Viking savaşçısı var. Buraya millet para falan koymuş, euro koymuş, pena koymuş. Hava da bayağı bulandı. Yani gitsem iyi olacak, burada yağmura yakalanırsak fena olur.